Türkan ne dersin? Şimdi e, ben erken seçim baştan itibaren olacağı kanaatinde hiç olmadım yani çünkü e, mevcut durumda hükümetin e, bir erken seçim kararını almasını gerektirecek bir tablo yok. Gerektirecek dediğim kendi lehine bir tablo yok. Yani e, şu anda işte birazdan anketleri konuşacağız. Bir anket var önümüzde. Birazdan izleyicilerimize paylaşacağız bu anketi. E, ama hangi anketi alırsanız alın. Bir kere Ak Parti için. E, oyların yükselme trendi olmadığı, oyların düşme trendi olduğu Hacı da bana burada katılacaktır. E, bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Bir ikincisi ekonomik durum. Ekonomik durumdan memnun olan bir kesim var mı Erdoğan Aktaş? Siz biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. Şu anda Duymadın. her duymadınız değil mi? Her kesim şu anda şeyden şikayetçi ekonomiden. E, bu durumda hükümet e, iktidar niye erken seçime gitsin? Süresini sonuna kadar kullanır. Artı Kaç ay kaldı? 10 ay kaldı değil mi? On ay Eğer zamanda on ay, yapılırsa 10 ay. ay civarında bir süre kaldı. Bu süre içerisinde de e, elindeki kozları, tırnak içinde söylüyorum, elindeki kozları kullanma çabasını... Bu ayı ve şey seçim diye. ayını saymazsan 9 ay kaldı. 9 ay kaldı. Şimdi bu 9 ayda ardı ardına paketleri açıklayacak şey, iktidar. Yani e, bugüne kadar gördüğümüz böyleydi. Ee, şu anda edindiğimiz izlenim de o yönde. Yani paketler açıklanacak, ekonomi iyileştirilmeye çalışılacak, sıcak para Türkiye'ye sokulmaya çalışılacak, bazı idari ve e, mali ve cezai e, aflar gündeme gelecek. Bunu hep söylüyoruz, her program söylüyoruz, aflar gündeme gelecek. Bütün bu kozlarını kullanmadan Palas Pandras niye gitsin? Ya bence gitsin de hani niye gitsin ama gitmez yani bu akla yakın değil dolayısıyla zamanını bekleyecektir ee, iktidar şu anda iktidar için elverişli bir tablo yok elverişli bir ortam yok bu ortamda kendi aleyhine olacak bir tabloyu e, sandıkla pekiştirip sandıktan bir yenilgiyi planlamaz onun için ben e, Ali Babacan'ın e, şeyini çıkışını e, baskın seçim çıkışını yani baskın seçim için bir sebep söylüyor mu Ali Can? Şey Ali Babacan, Ali Can diyorum. Ali Can değeri mandık <laughs> bu arada yönetmenimiz. Ya e Hatta zayıf bir ihtimal ee, Ali Babacan, diyor ama evet. olabilir. Şimdi, ama bakayım, şimdi bu, bu koşullarda hala erken seçim tartışmasının olması bana ilginç geldiği için özellikle bu konuyu sorarak bahsediyorum. Bir de Erdoğan Bey şimdi kaç seçim gördük biz gazetecilik hayatımızda. İnşallah bunu da göreceğiz. Ya mesela bu kadar kısa süre kala artık erken seçim lafı da bir manasını yitirdi yani. 9 ay var zaten. E son 2 ay 2,5 ay kampanya deseniz zaten o seçim kampanyası son 2 ay oluyor. Yani Haziran değil Nisan'dan itibaren kampanya başlayacak değil mi? Afişler asılacak, billboard'lar belli olacak, adaylar belli olacak, adaylık öyle değil mi? 60 gün herhalde değil mi? 60 evet. gün önceden şey oluyor. E, Haziran deseniz Haziran 2 ay gerisine gidin. Mayıs, Nisan. Nisan ayında artık afiş asılacak. Ya şimdi Nisan'da biz de hangi aydayız? Ağustos'tayız. E buradan saysanız 4 Oradan saysanız 4. toplam 8 ay sonra aday belirlenecek. Burada erken seçim lafı da pek çok e, anlamlı gelmiyor bana yani. Bana erken seçim gibi de gelmiyor. Erken seçim şöyle olur. Bu senenin başında yapılsaydı ha, o erken seçim. Olurdu. Sandığa gidiliyor falan filan diye. Bir de e, AK Parti'nin e, seçim refleksine bakın. Erken seçimi bir kere e, gitti galiba. 2007'de herhalde değil mi? O e, 367 krizi olunca. Ee, bir erken seçim yapıldı. E, 2011'de de erken seçim oldu. bir yıl öne aldılar seçimi. yıl öne aldılar, yasayı aldılar yasayı ama. Değişti. Ha yasayı değiştirip bir yıl öne aldılar. Ee, ama normalde erken seçimler i̇şte Pardon öyle... 2015'ti. 4-5 yılını tamamlayamadılar. 4 yıl yaptılar. Doğru 2011'de değil 2015'te olmuştu. Şimdi dolayısıyla gel yani ben böyle bir erken seçim durumu iktidarda görmüyorum. Akılcı da bulmuyorum yani kendisi açısından e, onun için Ali Babacan'ın bu çıkışlarını da az önce Hacı Yakışıklı'nın söylediği gibi yani e, liderler bu lafları tabanlarını konsilde etmek için seçim atmosferini sürekli diri tutabilmek için söylerler ama çok da fazla söylediniz mi inandırıcılığınız da sarsılır yani onu da söyleyelim yani olacak 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 diyorsun olmuyor e, olmayınca bu sefer ne oluyor tahminlerinde de yanılmış oluyorsun e, doğru bir şey olarak görmüyorum ama e, Türkiye'de ucundan kıyısından seçim sattım haline de girdi. Onu da söyleyelim. E, sertleşen bir siyasi atmosfer var. E, giderek daha da sertleşeceğini öngörüyoruz. Yani e, hitaplar, konuşmalar e, sertleşiyor. E, seçim Türkiye'nin önemli bir 2023 yılı, Cumhuriyet'in 100. yılındaki seçim, e, Türkiye'nin çok önemli bir dönüm noktası seçim olacağını söyleyelim. E, birazdan yani programın ilerleyen saatlerinde e, sadece bu önümüzdeki anket ile ilgili değil, ben bütün anketlerle ilgili edindiğim bir hı hı. kanaat var. E, onları, da, onları da izleyicilerimizle paylaşacağım. Peki, Yaşar Hocam böyle bir beklenti var mı yoksa siyasi bir taktik mi bu söylemler? Hep siyasi bir söylem. Ne kadar taktik, işe yarar bir taktik o da bence e, giderek anlamsızlaşmış durumda. E, yani bir kere şunu bence kabul etmeleri gerekir. Eğer iktidar da Böyle bir yola girerse bir kere kendi varlığını anlamlandırdığı yeni sisteme ilk hamleyi kendi yapmış olur. Yani mevcut sistemde erken seçim diye bir kavram yok. Seçim yenileme diye bir şey var ve o da olabildiğince de zorlaştırılmış olarak var. Esası da neye dayanıyor? Yönetimde istikrar denir. Yani doğrudan halk kimin hükümet olacağına kendi karar versin. Beş yıl o iktidar istikrar içerisinde yönetsin. <laughs> Dolayısıyla 5 yılın sonunda tekrar aynı aday arzu ederse son kez ama bir kez daha halkın karşısına çıkıp bir muhasebeden geçsin. Sistemin özü bu. Ha erken seçim yenileme kararı zorlaştırılarak da olsa var bu sistem dedi. Ama bunun iki yolu var. Ya Cumhurbaşkanı kendisi gidecek bu sefer kendi görev süresini eksiltmiş olacak. Ya da meclis yapacak bunu. Dolayısıyla böyle bir tablonun yani hem teknik olarak hem bu sistemin ruhu açısından da her şey çok kötüye de gitse sonuna kadar tamamlamak durumundadır. Bu sistem onun için geldi. Yani 5 yıl boyunca vaat ettiklerinizi yapmak üzere başardıklarınız başaramadıklarınız. Bu yani çok olağanüstü bir durum olmadığı takdirde Türkiye'nin artık bu yani hep söylemiyor muyuz? Özellikle yönetim erki açısından, işlevi açısından Türkiye'nin siyasi tarihinde iki temel başlık var ya. Bu da sorunlu başlıklar. Hep sorun üretmiş. Hükümet kurma krizleri, bir de erken daha doğrusu kısa ömürlü hükümetler dönemi. Bir de cumhurbaşkanlığı seçimlerine ekleyin hocam. Evet yani o hep da her krizlidir zaman bizden. Hep kriz olmuş, hep sorun olmuş o da. Sonuç itibariyle bir anlamda bu sistemin bence en faydalı yanı buydu. Desteklememizin sebebi de buydu. Dolayısıyla o birinci sandık yani yürütme sandığının doğrudan halkla buluşmuş olması. İkinci sandığa ilişkin bir takım hala atılması gereken adımların olduğunu hep altını çiziyoruz. Dolayısıyla bu sistemin o yanlarını da güçlü kılarak geçmişteki o eksikleri giderecek bir şekilde yoluna devam etmesi gerekir. Muhalefetin de buna ilişkin hazırlık yapmasını hep arzu ediyoruz. İddialı olsunlar, büyük fikirlerle, büyük hayallerle e, ürettikleri... Projelerin stratejisiyle bize geleceği nasıl yöneteceklerini her aşamasını her ayrıntısını güzel anlatsınlar. Bununla vakit geçirseler çok iyi olacak. Yani bunun altı dolmuyor yani oldu varsayalım ne yapacaksın siz babacan? Yani ne olacak? Nasıl yöneteceksin? Bize onları anlat. Senin pozisyonun ne? Senin payın ne? Masada mısın değil misin? Katkı sağlıyoruz. Neyin katkısını sağlıyorsun? Ne konuşuyorsunuz orada? Yani zaman zaman da şunu söylüyorsun. Seçilecek olan daha doğrusu aday olacak kişi taahhüt vermelidir. Bunu ilk söyleyenlerden biri o. Neyin taahhütünü verecek? Yetkilerini kullanmayacak. Nasıl olacak o? Yani bu kadar belirsizliğe mahkum etmek Türkiye'ye yapılan büyük haksızlıktır. Evet arkadaşlarında dediği gibi süre daraldı zaten. Neyin erkeni? Erken geldi vakit geldi ya. Çok uzun bir süre midir yani? On ay hadi Hacı'nın dediği gibi 8 aya mı indi hani bu ayı çıkart. Dokuz bir de yut, hani son 10 ay. ay olsun. Uzun bir süre midir? Daha bu adaylar belirlenecek. Hani kendi adayının dışında milletvekili adaylığı son derece önemlidir şimdi. Dolayısıyla onların e, tanınması yani bir de tek başınıza girmeyeceksiniz diye bir temel iddiayı e, sürdürmek e, istiyorsunuz. Bir ortak e, refleks gelişsin muhalefet bloğu diye. Tek başınıza bile 10 ay hazırlığı bir, bir, bir yeterince kuvvetli bir yeterince büyük bir zaman değildir. Bir de düşünün. 6 mı 7 mi olacak? 8 mi olacak? Üçe, üçle ile mi yetinilecek? Başka ittifak mı çıkacak? E, bir an evvel bunu belirleyecek aşamaları geçmeniz gerekir. Bu sizin için bir aday ölçeğinde mi, bir adayın ismen belirlenmesi midir bu zorluk yoksa fikirlerin buluşturulması mıdır? Biz öyle ya da böyle sonuçta bu sistemden seçilerek gelmek üzere sahaya çıkacaksınız. Varsayın ki bunların hepsini hazırlıklı olmalısınız. İkinci sandık yani parlamento ağırlığını ne anayasa ne halka götürme ne doğrudan değiştirme imkanını yakalayamadınız. Bu sistemle yöneteceksiniz. Buna da hazırlıklı olmanız gerekir. Büyük iddialı olabilirsiniz. Ama ikisiyle birlikte önümüze çıkacaksınız diyeceksiniz ki bu olmadığı takdirde. Biz şöyle bir bu mevcut sistemin şu imkanlarıyla, şu yeterliliğiyle ya da yetersizliğiyle şöyle yöneteceğiz. Dış politikanın bütün açılımlarında, ekonominin bütün alt başlıklarında, toplumsal meselelerin bütün alt başlıklarında hepsini <laughs> bize net net söyleyeceksiniz. E vakit geçiyor. Bırakın bu erken seçim falan işini. Yani siz hazırlıklı oldu, biz hazırlıklıyız diyor. Peki buna nasıl inanalım? Nasıl hazırlıklısınız? O zaman ortak aday konusunda... Bizden gizliyorsunuz. Her şey çok hazır Yok, söylüyorlar. Seçim yaklaştığında açıklayacağız. E şimdi bu da inandırıcı mı? <laughs> Ayrıca gerek yok ki buna. Zor tabii kolay demiyoruz ki. Bir ortak aday belirlemek Altı tane e, yenileri olsa bile, olmasa bile, 3'e inse bile kolay mıdır? Herkes kendince bir hesap yapacak da siyasi parti. Onlar da bir geleceğe ilişkin hesap yapıyor. Dolayısıyla bir aday üzerinde uzlaşmaları kolay iş değildir. Bunu anlayışla karşılıyoruz. <laughs> Ama yarın seçimi ilan edin adayımız hazır. İşte o güven sorunu devreye giriyor. Hani her şeyde güven çok esastı? Yani unutmayın bu seçim kaybettirir bu güveniş. Mevcut sorunların çözümünde e, güven meselesi son derece önemli. Her alanda güven meselesi son derece önemli.